Herkese merhaba, ben Leonard Ferhati. Şu an Kırklareli'deyiz. Kırklareli'den herkese selamlar diliyorum. Birlikte kısaca Kırklareli'yi gezeceğiz. Bakalım Kırklareli'de ne var? Trakya'dayız tekrar. Trakya'nın Kırklareli kentinde. Dünyada farklı bir deyişle. Karşında bir heykel var, bir bayan efendi var. Böyle bir güdüm nereydi bilmiyorum. Süt taşıyor herhalde. Altında da yazı var. Kırklareli peynir kenti. Peynir kenti Kırklareli. Yani bugün Kırklareli'ye geldik. Ay 30 Mayıs 2018, sıcak bir gün. Çok sıcak olmasa da sıcak. Malum oruçluyuz. Geziyoruz işte şehri. Tabii şimdi yani gezirken de çok da bir araştırma yapmıyoruz. Hani böyle bu kentte ne yapacağız, ne edeceğiz. Sadece yürüyoruz. Hani rastgele yürüyoruz. Hani yürüyorum, bir şeyleri çekiyorum, dikkatimi çeken. Yani duyduğum kadarıyla da, bildiğim kadarıyla da en çok dikkat çeken burası peynir. Peynirle meşhur zaten Kırklareli. Yani öyle. Merkezde işte hamam varmış. Hızır camisi varmış. Hızır hamamı. Yani kompleks herhalde. Yürüyüş yolu varmış. Belediye binasına uğradık. Orada bir proje için. Karşında Kırklareli Adliye Sarayı. Yani Adalet Sarayı var. Öyle sakin bir şehir, güzel bir şehir, nüfusu 80 binmiş ama Kırklareli il, Kırklareli'nin altında bir sürü ilçe var. Mesela Lüleburgaz Kırklareli'den büyük ama Kırklareli'nin bir ilçesi değil. Efendim Bize, Pınarhisar, Demirköy, Üsküp, bayağı bir ilçeleri var. Güzel bir yer, sakin, nüfusu az. Hani böyle burada yaşamak için canı çekiyor ama belli bir süre sonra tabii insan İstanbul'u özlüyor. Tekrar İstanbul'a dönmek istiyor. Yani Kırklareli böyle bir şehir. Tarihiyle, yani tabii İstanbul'dan önce alınmış burası Osmanlılardan. Yani Osmanlı burayı İstanbul'a fethetmeden önce Kırklareli'yi fethetmişler. Bir hikayesi de var. Kırklar artık bilmiyor nasıl bir şey de öyle bir hikaye var, anlatıyorlar.
rüzgar esiyor ara sıra. Güzel. Yani bilmiyorum, Kırklareli deseniz gezmeye değer bir yer mi? Ama değer. Ama böyle işte sahil göreceğim, tarih göreceğim, ne bileyim, yeşillik göreceğim, yani sakin bir şehir, küçük bir şehir. Turizm konusunda pek bir şey yok. Hani o sahil kenarına gidilirse orada var. İnada da şey var. Longoz ormanları. Hani Türkiye'de ve dünya çapında bilinen Longoz ormanları var. Burası güzel. Bu küçük köydür. İşte bilmiyorum ve detaylı sahil tarafı güzel. Burası daha çok tarım alanı. Hep şeyler vardı yolda gereken. Buğday, mesela bilmem ne arazileri, benzeri içeri. Şehirde sakin yani, aman aman bir hani yani Kırklareli'ye tatil yapacağım, gelip yani tatil için bence başka bir yer seçilir yani. Ama burası gelirsin, günübirlik gezersin, güzel bir şehir, gidersin. Yani Kırklareli'den kısaca böyle benim hani günlük gezdiğim ve gördüğüm şeyler. İnşallah birlikte başka bir videoyla, başka bir şehirde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Abone olmaya da unutmayın, rica ediyorum. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.